Türkiye'deki tarım topraklarının %60 ihlisinde organik madde miktarı %1'in altında. Tarıma elverişli arazilerde istenilen organik madde oranının %5 olması gerekirken, ancak anız yakma işlemi topraktaki organik madde miktarını yok ederek tarım arazilerini verimsiz hale getiriyor. Anız yangınlarını önlemede en büyük görev çiftçilere düşüyor. Çiftçiler anızlarını yakmak yerine balyalama sistemiyle balyalayıp hayvan yemine dönüştürebilir. Bu yöntemle anız yangınlarının önüne geçmek mümkün olabilir. Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Süzen, anız yapmayan çiftçilere ödül verilmesi, anız yakanlara ise ağır cezalar uygulanması gerektiğini ifade etti. Süzen, anız yangınlarının rüzgar etkisiyle de hızla yayıldığını belirtti. Mehmet Süzen, anız yakmanın faydalı böcekleri ve zararlıları yok ettiğini ve biyolojik mücadele yöntemlerinin devre dışı kalmasının neden olduğunu vurguladı. Ayrıca anız yakmanın ekosistemin yaşam alanını yok ettiğini söyledi. Bu enerji nakil hatları eski hatlar olduğu için bu enerji yükünü kaldıramıyor. Dolayısıyla ısınmadan dolayı anız yangınları oluşabiliyor. Dediğim gibi DEDAŞ'ın bu enerji nakil hatlarını bir an önce yenilemesi gerekiyor. Çünkü küresel ısınma var, küresel iklim krizleri var. Bu noktada önümüzdeki yıllarda bu yıl 50 dereceleri buluyoruz. Önümüzdeki yıl 60 dereceleri de bulabiliriz. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Dediğim gibi DEDAŞ'ın bu enerji nakil hatlarını mutlaka yenilemesi gerekiyor. Tabii anız yakmanın birçok zararı var. Siz anızı yaktığınızda bir defa oradaki yararlı böcek, zararlı böcek bunları yok etmiş oluyorsunuz. Çünkü bu işin biyolojik mücadelesi de var. Oradaki faunayı, yaşam alanını bir defa yok etmiş oluyorsunuz. Ve toprağınızı verimsizleştiriyorsunuz. Şimdi tabii en önemlisi topraktaki organik madde miktarını yok ediyorsunuz. Çünkü burada Türkiye'deki tarım topraklarının %67'si organik madde açısından %1'in altında.